Değerli izleyiciler, CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu sabahı geçirmenizi diliyorum. Canlı yayınımıza başladık. Bugün birçok önemli konumuz var. Bu konuları farklı boyutlarıyla ben değerlendirmek istiyorum. Bu stüdyoların hiç yabancısı olmayan bir isim. Gazetecilik ve akademisyenlik döneminde de bizim birçok programımıza konuk olan çok değerli bir akademisyen, aynı zamanda şimdi Hatay Milletvekili Sayın Doçent Doktor Hüseyin Yayma bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz programa. Hoş bulduk Hakan Hocam. Uzun zaman oldu. Gerçekten. En son galiba 10 yıl falan olmuştur benim sizin yayınınıza konuk olmam. Niye o kadar uzun süredir yayın yapamadık? Onu da ben kendime soruyorum dolayısıyla. Bence de. Neden? Çok mutlu oldum. Ayağınıza sağlık. Ben de sizi gerçekten çok severek takip ediyorum. Sağ olun. Hem yazdıklarınız, hem programlarınız, hem YouTube yayınlarınız, en çok da radyodaki müzik programınız. TRT Radyo 3'te her perşembe. TRT Radyo 3'te. Çok teşekkür ederim. Tren yolcuları. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Hocam sizin birçok şapkanız var. Onlardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bence çok önemli komisyonlardan bir tanesi. Birçok komisyon var. Onlardan biri de dijital mecralar adında bir komisyon var. Onun başkanlığını yapıyorsunuz. Hepimizin son dönemde çokça kullandığımız dijital mecralar var. Facebook var, efendim Twitter yeni adıyla X var, daha başka TikTok'ta var. Bunlarla ilgili düzenlemeler de yapılmakta. Bunları da size programımızın ikinci bölümünde soracağım. Fakat gündemin sıcak ve önemli konularından biri, bugün kırmızı beyaz gördüğünüz gibi karşınızdayım hocam. Milli takımımıza buradan çünkü sevgilerimizi, saygılarımızı ve başarılar dileklerimizi göndermek istiyoruz. Bugün çok önemli bir karşılaşmaya daha çıkacaklar. Hocam ben bütün milli maçlarımızı Almanya'da yerinde izledim. Kendi çapımda da bir totem oldu. Bütün maçları kazandık diye de mutlu oldum. Ama bugün gidemedim çünkü burada yayınımız var. Birlikte izleyeceğiz. İsterseniz maçla ilgili konuşalım. Merih Demirel'e verilen bir ceza var. Onun farklı boyutları değerlendiriliyor. Sizin o konudaki yorumunuzu alayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün maça gitmesi gibi bir planlama var. Eğer son anda bir değişiklik olmazsa. Ve bunları konuşarak başlayalım. Sonra başka önemli konular da var. Onları dile getireceğiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hatay'dan size selamlarımı, sevgilerimi getirdim. Hataylıların çok selamı var size ve CNN Türk ailesine. Çok seviyoruz. Demirören Medya ilk günden itibaren hep Hatay'daydı, deprem bölgesindeydi. Biz de şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Tabii bugün Türkiye gerçekten büyük bir heyecan içerisinde milli maçı takip edeceğiz. Yer gök kırmızı. Gerçekten kırmızı beyaz. Sizi de tebrik ediyorum. Normalde ben de her yayına kravatla gelirim. Ama bugün sizin özellikle yani ben kravatsız olacağınızı düşünmüştüm ama siz de çok doğru düşünmüşsünüz. Bugüne özel. Ben de kravatsız çıkıyorum hafta sonu yayınlarıma ama bizim milli maçımız var bugün. Böyle bir o heyecanı yaşıyoruz. Bence ben şöyle Türk milli takımı inanılmaz bir oyun oynadı Avusturya maçında. Ve tüm eleştirileri aslında bir kenara bıraktı. Hatta ben şöyle bir mesaj yayınladım sosyal medyamdan. İçimizdeki İrlandalılar da yendik dedim. Ha, gördüm onu. Yani o çok önemliydi. Tabii futbol dünyada çok önemli, takip ediliyor. Avrupa Şampiyonası da gerçekten her 4 yılda bir çok önemli. Ben 1982 Dünya Kupası'nı çok net hatırlıyorum. 1980 Avrupa Şampiyonası Federal Almanya. Şimdi yeni nesil bilmez bu Federal Almanya ne, hangi takım, Yugoslavya hangi takım ve SSCB Sovyetler Birliği, Rusya takımları vardı. O günlerden bugüne insan çok başka bir dünyaydı o zaman. Aynen. Dünya değişti adeta. Tabii. 44 yıl olmuş ama. Tabii. 44 yıl dünya değişir, her şey değişir. O zaman biz yani bugünkü gibi tabii iletişim imkanı yok. Futbolcuların posterlerini verdi gazeteler. Çıkartmaları olurdu. Çıkartmaları olurdu. Onları alırdık ve mahalle maçlarında da her birimiz kendimize bir futbolcunun ismini seçerdik. Ve orada yabancı isimleri seçerdik. Ama şimdi Türkiye'de insanlar Hakkari'de de, Hatay'da da, Ordu'da da, Mersin'de de çocuklar kendilerine Türk futbolcuların ismini seçiyorlar. Hocam hatta daha da ileri götüreyim. Afrika'ya gidiyoruz mesela. Asya'nın ücra köşelerine Türkiye dediğimiz zaman akla gelen kavramlardan bir mesela Atatürk diyorlar, İstanbul diyorlar ve bir de futbol takımımızı Arda Güler diyorlar. Bir futbol takımımızı söylüyorlar. Bir oyuncumuzdan bahsediyorlar. Gerçekten futbolun, sporun çok büyük bir etkisi var. Onu görüyoruz yani. Bu Merih'in tabii bozkurt işareti yapması gerçekten yani bir futbol anında yaptığı bir hareket bu.
Bunun üzerinden yapılan tartışmalar aslında Avrupa'nın birazdan konuşacağız. Yani Simon Cooper'ın bir kitabı var, siz de bilirsiniz. Futbol asla futbol değildir. Tam da bunun ispatı. Yani siz futbolu bir ötekileştirme aracı, bir faşizm, bir mobbing aracına dönüştürürseniz bu dünyada da eleştirilir, Türkiye'de de eleştirilir. Burada bir çok açık çifte standart var. Sırf futbolcuların çetnik selamı yaptıkları yerde, Arnavutların başka semboller kullandıkları yerde, Almanların başka semboller kullandıkları yerde bir Türk futbolcunun gol sonrası Bozkurt selamı yapması maalesef bir bardak suda fırtına koparttılar. Ama bu tartışma şöyle iyi oldu. Avrupa değerlerinin aslında nasıl yerle bir olduğunun, Avrupa'nın nasıl bir kendini var eden değerlerle çelişkiler yaşadığını, yani Avrupalı değerler dediğimiz değerlerle nasıl bir paradoksun içine düştüklerini gördük. Bu meselenin iki tarafı var. Bir, Avrupa'daki bu aşırı sağın yükselmesiyle beraber, hani dedik ya, futbol asla futbol değildir. Siz böyle yaptığınızda ne oluyor? İşte başka şeyleri tetikliyorsunuz. Bir tepkiyi aynı anda beraberinde getiriyorsunuz. Melih Demiral zaten gerçekten çok önemli bir futbolcu, çok değerli bir futbolcu. Burada Melih Demiral'a yapılan bu men cezası asla kabul edilemez. Futbol şenliktir ya, futbol heyecandır, futbol coşkudur. Ve asıl önemlisi, Hakan Hocam bak siz analitik düşünürsünüz. Futbol kitleleri birleştiren bir araçtır. Ama siz şimdi bu cezayı vermekle ne yapıyorsunuz? Kitleleri ötekileştiriyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın maça gidecek olması bence çok büyük bir motivasyon olacak. Ben de maç skor tahminimi nedir söyleyeyim. Tahmininiz? Türkiye 2-1 kazanacak diyorum inşallah. 2-1. Dualarımız onlarla beraber. Allah yollarını açık etsin. Bizim milletçe ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Bizim coşkuya, birliğe, beraberliğe, 85 milyonun aynı duygu etrafında, aynı sevincin etrafında, aynı bayrağın etrafında, aynı mutluluğun etrafında birleşmeye ihtiyacımız var. Neden? Depremi yaşamışız, çok büyük sorunlar yaşamışız. 40 yıldır bir PKK terör örgütü belasıyla mücadele eden bir ülke, sürekli şehitler veren, yas tutan bir ülke. Ama inşallah, inşallah bugün kazanalım. Ben biraz futbolu bilirim. Mahalle maçlarında bile oynardım. Severim de, seyrederim de şimdi. Ben Türk milli takımı eğer Avusturya karşısında oynadığı gibi oynasın, kazanacağını düşünüyorum. Çok rahat kazanacak. Bir de yani futbol olarak bakıldığı zaman Avusturya milli takımı tabii, Hollanda'dan daha zor iyi, bir takım. Daha mücadeleci bir takım. Biz ayrıca Hollanda'yı da yakında yenmiştik biliyorsunuz. Evet, yani ben de çok başarılı olacaklarına ve bu maçtan İnşallah. Galibiyetle ayrılacaklarına yürekten inanıyorum. Takımımıza, bütün oradaki taraftarlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Ama gerçekten bu ceza ile beraber, yani ben de bunun orantısız, ölçüsüz ve haksız bir ceza olduğu kanaatindeyim. Bir de yani Alman İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, Sayın Bakan, yani bu çok üzücü ve düşündürücü açıklamalar. Efendim bizim sahalarımızda ırkçılığa yer yoktur falan gibi, bu işi tamamen alıp oradan, halbuki bu UEFA sporcular arasında bir şekilde halledilebilecek bir konuyken alıp bunu bir devletler arası bir siyasi konuya çekmek. Üstelik yani Almanya'da sahalarımızda ırkçılığa izin vermeyeceğiz. Güzel ama hani Almanya'da parlamentolu ırkçılar, Almanya'da hayatın her yerinde, bu bizim Almanya'da ırkçılar Türklere ait iş yerlerini kundaklıyor, evleri yakıyor. Yani bunun önce hesabını sormak gerekirken, Alman derin devleti içindeki yapılarla mücadele etmek gerekirken, bir sporcunun bir hareketi üzerinden onun üzerine abanmak, ben son derece haksız, ölçüsüz bir tepki diye değerlendiriyorum. Tam da zaten bu çifte standartlı tepki kitlelerde bir daha büyük reaksiyona yol açıyor. Yani Anadolu'da güzel bir söz var. Dinime küfür eden bari Müslüman olsa diye, Müslüman olsa. Yani siz Türklere ayar vermeye çalışıyorsunuz ama sizin tarihiniz gaz odalarıyla dolu ve siz bir Nazi ırkçılığının temsilcisi olan insanlarsınız. Yani bu ayıp tarih boyunca size yeter. Göte'nin memleketinde böyle ırkçılara prim verdiniz siz. Yani bunlar asla kabul edilemez. Ben burada aslında bakın tekrar başa dönüyorum. İşte bu Merih Demiral üzerinden başlayan tartışmayla Fransa'da Le Pen'in gelmesi, yine Almanya'da aşırı sağcıların kazanması ve Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi arasında doğrudan bir ilişki var.
Çünkü Avrupa kendini var eden değerleri inkar edercesine bir çizgi standart uyguluyor. Bunu Merih Demirel kararında da uyguluyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik kararında da uyguluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da uyguluyor. Siz ömrünüzü Türkiye'nin Avrupa Birliği hikayesine vermiş televizyonculardan, gazetecilerden bir tanesiniz. 1963'te rahmetli İsmet İnönü üyelik anlaşmasını, ortaklık anlaşmasını imzalamış. Ya 63, 2024. Geçmiş üzerinden yarım asırdan fazla 60 yıl. Yani neye dayanarak? Siz Bulgaristan'ı alıyorsunuz, Ukrayna ile müzakereyi başlatıyorsunuz, Sırbistan'ı alıyorsunuz. Guatemala Türkiye vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı veriyorsunuz. Hocam Türkiye'de Avrupa Birliği yüksek lisans, ilk yüksek lisans programına giren ve yüksek lisans programına devam eden insanlardan biri. Ankara Üniversitesi'nin vardı siyasal bilgiler fakültesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde girdim. Kıymetli, değerli, rahmetli hocalarımızla beraber çok çalıştık. İnandığım için girdim ama bugün o inancımın bir kısmını kaybettim maalesef. Çünkü büyük bir değer erozyonu yaşandığını görüyorum Avrupa'da bizim entegre olmak istediğimiz. Ben sadece bir hatırlatma yapmak isterim bugünkü maçla ilgili. Değerli izleyiciler, sevgili taraftarlar, bugünkü maçta provokasyon, kışkırtma riskleri, ihtimalleri olabilir. Lütfen dikkat edin. Yani bugün oraya gidecek olanlar Alman polisiyle, oradaki bir takım başka bazı gruplarla da gerginlik ihtimalleri söz konusu olabilir. Yani oraya gidecek olan herkesin biz değil mi, maça konsantre olalım, futbolumuzu oynayalım, mağlup edelim ve oradan ayrılalım. İnşallah. En büyük şey budur, yani ders budur zaten. Bizim duamız, temennimiz, zaten Türk taraftarlar gerçekten çok iyi imtihan verdiler. Ve turnuvanın en centilmen taraftarları, en renkli taraftarları. Her gittikleri yere büyük bir coşkuyla gidiyorlar. Gelincik tarlasına çeviriyorlar, alışveriş yapıyorlar, kafelerde oturuyorlar. Bu çok büyük. Bir dinamizm ve bir canlılık katılıyor. Yani futbolun bir de güzel tarafı bu. Yani seyircinin olması. Sahanın dışındaki enerji, yani eğer zaten daha statik bir takım branşlar var, onlardan biri değil. Futbolun böyle bir enerjisi var gerçekten. Ben bugün eğer takım oyunu tutturursa, Montella'nın şeyi çok önemli, direktifleri, Cumhurbaşkanımızın da oraya gitmesi ve Merih Demiral'a yapılan haksız bu yasaklama inşallah takımı motive edecektir. Hollanda'yı normal şartlarda yeneriz. Öyle bir şeyimiz var, gücümüz var. Dualarımız onlarla beraber. Takımımıza buradan başarılar diliyoruz. Bir cümle, ben Sayın Mehmet Büyükekşi ile birlikte son karşılaşmayı Leipzig'te takip ederken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, o da sonrasında yani savunma hakkı bile tanınmaması, Türkiye'nin istek ve taleplerinin adeta dinlenmemesinden büyük hayal kırıklığına uğradık diye ifade etti. Ama buna rağmen motivasyon ve morali bozmadan sahaya çıkacaklardır. Şimdi İsterseniz hocam, biz futbolu konuşsak insanlar daha çok dinliyor. Bence de öyle yani futbol, çünkü hele bugünkü maç herhalde Türkiye'de zaman duracak zaman adeta. Duracak. Herkes televizyonların başında heyecanla. Hayır, bir de mesela Merih Demiral kararıyla Bellingham kararı çok farklı. Bellingham'a bir maç ceza verdiler biliyorsunuz, İngiltereli oyuncu. Ve onun cezasını da bir daha tekrarlamazsa bir ceza vermeyeceklerini yani ertelediler. Emsal tartışmalarla mukayese edildiği zaman çok ölçüsüz ve orantısız bir karar dememin sebebi oydu. Üzücüdür o bakımdan. Yani ister istemez bu, yani tarihsel ön yargılar, bir Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı gibi bir, yani bakın dünyada bu kadar büyük kaos yaşanırken, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da olup bitenler, Çin'in yükselişi, Avrupa'nın hala Türkiye'yi yanına değil de bir karşıtlık yaklaşımıyla şeye konumlandırması, değil mi? Rakip gibi görüyor olması. Çok çok acı. Garip. Şimdi yani. Siz konuşurken aklıma o geldi, tebessüm ettim. Biz üniversitede öğrenciyiz. Galatasaray'ın Nöşetel'le maçı var. Meşhur maç. Ali Sami Yen'de bütün, o zaman Ali Sami Yen 60 bin kişi alıyor muydu bilmiyorum ama bir 40 bin kişi falan vardı. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri. Evet, 90'lardan başlayan bu yürüyüş çok şükür Allah'a bugün çok iyi bir noktaya geldi. Gençler bilmez ama bizim tüylerimiz diken diken oluyor. Dediğim gibi yani sokakta çocuklar futbolcu isimleri olarak kendilerine Maradona'yı, Brigel'i, Rummenigge'yi, Kempes'i verirken şimdi Arda Güler'i, Hakan Çalhanoğlu'nun ismini veriyorlar. Gerçekten. Onun formasını giyiyorlar. Bu aslında Türkiye'nin
Böyle hep biz karamsarız ya, kendi kendimize çok dövünmeyi seviyoruz milletçe. Çok üstün özelliklerimiz var ama bazen de böyle çok olumsuz kolay demoralize oluyoruz. Ya, çabuk. Yani kolay alevlendiğimiz gibi böyle kolay da düşüyoruz. Duygusal bir millet, duygusal, romantik bir millet. Anlık tepkilerimiz var. Bu arada İspanya Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Enteresan bir karşılaşma. Ev sahibi Almanya favorilerden biri olarak gösteriliyordu. Portekiz'de Fransa karşısında 5-3 mağlup oldu. Enteresan sonuçlar alındı. Almanlar zaten futbol jenerasyonu çok kötü bir jenerasyona denk geldiler. İspanya'da favori. İnşallah finali İspanya ile oynarız yani. İnşallah. Bak, oraya kadar çok renkli maç olur. Çok güzel. Gideriz inşallah o maçla. İki Akdeniz ülkesi, evet, çok iyi maç yapar. İspanya'da çok güzel bir şeyimiz var, yakınlığımız var, çok her boyutta.